Bana bakın, ya o paraları verirseniz ya da canınızı alırız koçum. Siz neye gülüyorsunuz söyleyin. Bak sen şu küçük Ali'ye, sen büyüdün de mafya mı oldun bakayım ha? Evet mafyayım, görmüyor musunuz? Bunlar da adamlarım, paraları vermezseniz öleceksiniz. Usta, velede bak, daha okula gitmemiş mafya oldum sanıyor. Okul mu? Evet, okula gitmedim, ne alakası var? Ulan da 2 ile 2'yi toplamayı bilmiyorsun, burada bize racon kesiyorsun. 2 ile 2'yi toplarım, ne var ki yani? 2 ile 2, 5. Ulan sen bize racon keseceğine ilk önce okula gidip toplama çıkarma yapmayı öğren. Toplama çıkarma yapmayı bilmiyorum ama çarpma işlemini çok iyi yaparım. İstiyorsanız çarpayım size. Ulan şu düştüğümüz hallere bak, okuma yazma bilmeyen mafya mı olur? Usta bizde fena dalga geçiyorlar patron. Sen niye okula gitmedin harbiden? Ya ne bileyim, ben çok küçük yaşta mafya oldum, okula gidemedim ki. Neyse gençler, güzel eğlendik. Hadi biz kaçar. Hadi usta gidelim, böyle bücürlerle vaktimizi harcamayalım. Allah kahretsin ya, şuna bak, racon kesmeye geldik, rezil olduk. Patron sen niye okula gitmedin ya, rezil olduk senin yüzünden, madara olduk. Arkadaşlar bir dakika, şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Evet patron, ya senin okula gitmen lazım, böyle olmaz yani, okula gitmeyen mafya mı olur? Evet evet, bu halde beni kimse ciddiye almıyor. Önce bir okula gitmem lazım, sonra büyümem lazım. Evet patron, ne yapacağız şimdi? Parayı da alamadık. Çabuk arabayı hazırlayın, okula gideceğim, okula başlıyorum. Evet patron ya, millete rezil oluyoruz, okula başla bir an önce. Aynen patron, güzel fikir, okulu bitirdikten sonra mafyalığa tam gaz devam. Aynen, okula gidersem kimse benimle böyle dalga geçemez, rezil de edemez beni. Okula gidip eğitimimi tamamladıktan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. Benimle cahil diye dalga geçtiler, göstereceğim onlara. Okulda o kadar başarılı olacağım ki hepsini kapak edeceğim. Tamam usta, biz seni okul çıkışı buradan alırız. Tamam tamam, sakın geç kalmayın, okul çıkışı beni buradan alın. Vay ola oğlum, şu gelen mafya Ali değil mi oğlum? Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Oo Ali, sen mi geldin? İyiyiz kardeşimle, senin burada ne işin var? Aynen oğlum, sen mafya olmadın mı? Senin burada ne işin var oğlum? Arkadaşlar sormayın ya, ben mafya oldum ama herkes benimle cahil diye dalga geçiyor. O yüzden okula geri başladım. Ay evet Ali, güzel yapmışsın. Ayyen kardeşim, ayamıza hoş geldin. Ula oğlum ne olacak oğlum, senin yerinde olsam okulun önünden bile geçmem ya. Yok arkadaşlar ya, Polat Alemdar benimle dalga geçti, o yüzden biraz okulda eğitim almam lazım. Valla Ali kardeşim, okula gelmen çok iyi oldu ya. Şimdi herkes senden korkar burada. Oğlum korkacaklar tabii. Bu yaşta mafya olan kaç kişi var başka? Ay hadi zil çaldı. Geç kalmayalım derse Balli çok kızar, yoksa ceza verir. Balli çok mu kızar? Bana kızsın da görelim bakalım. Evet çocuklar, derse hepiniz hoş geldiniz. Vay vay vay, kimleri görüyorum burada? Merhaba öğretmenim, ben yeni geldim, artık derslere katılacağım. Demek okula geri döndün, öyle mi evladım Ali? Evet öğretmenim, okula geri dönme kararı aldım. Evladım, senin gibi bir mafya babası neden okula geri döndü bakayım he? Öğretmenim, diğer mafya babaları benimle dalga geçiyorlar, cahil diyorlar bana. O yüzden biraz eğitim alacağım. Aferin evladım, demek mezun olmak istiyorsun öyle mi? Yoksa mafya olamıyor musun? Evet öğretmenim, eğer buradan mezun olamazsam kimse beni adam yerine koymuyor. Ula oğlum, şu ana kadar Baldi'den mezun olabilen bir kişi bile olmadı. Ay evet, Baldi kimseyi mezun etmiyor ki. Evet gerçekten katı bir öğretmenimdir ama başarılı olursan seni tabii ki de mezun ederim. Şimdi size birkaç soru soralım. Al işte ya, yine başladık sorulara. Kesin şimdi zor sorular soracak, ahiret soruları. Evet çocuklar, ilk önce size güzel bir soru sorayım. 7 kere 7 kaç eder? 7 kere 7 77 mi öğretmenim? Seni tembel teneke, sen bu kafayla zor mezun olursun. 7 kere 7 77 mi olur hiç? Ula öğretmenim, galiba ben cevabı biliyorum. 7 ile 7 topluyorum, 14. Evladım toplama işlemi sormuyoruz, çarpma işlemi soruyoruz. Bir tane çarpacağım şimdi, göreceksin. Ula tamam öğretmenim, niye kızıyorsunuz ya? Öğretmenim ben cevabı biliyorum. 7 kere 7 49. Vay 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 Yusuf evladım, aferin evladım, güzel cevap, doğru bildin.
Sağ olun öğretmenim. Allah kahretsin ya, benim bilmem lazımdı. Evet çocuklar, her sene olduğu gibi bu sene de sınıfımızdan sadece bir kişi mezun olacak. Evet ya, o kişi ben olmalıyım, yoksa mafya olmayacağım. O kişi ben olacağım öğretmenim, ben mezun olacağım. Evet, gerçekten kıyasıya bir mücadele var sınıfta, bakalım kim mezun olacak. Şşt, bak Yusuf, bana bak, sakın karşıma çıkma, mezun olmama engel olmaya çalışma. Hadi oradan oğlum, iyi olan kazansın. Allah Allah. Evet çocuklar, bir diğer sorunuzu soruyorum. Ayrıca bu soruların cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sorun öğretmenim, sorun, bu sefer ben bileceğim cevabı. Sorunuz geliyor. 6 kere 6 kaç eder? Ben bunun cevabını biliyorum öğretmenim. 6 kere 6 36. Dedemin bıyığı yolda kaldı. Aferin evladım, aferin. Doğru bildin. 6 kere 6 36. Of ya, ben bilecektim ya. Hayır. Öğretmenim, ben cevabı doğru bildim. Şimdi mezun olabilir miyim? Ne olur. Hayır çocuklar, daha bir soru bildiniz. 3 soru bilenler mezun olacaklar. 2 tane daha soru bilin. Mezun olmam lazım. Mafya olmaya geri dönmem lazım. Ula Ali, oğlum sen bu gidişle mafya falan olamayacaksın oğlum. Çöpçü olacaksın. Ay evet ya, hiçbir soruyu bilemiyorsun. Görürsünüz siz şimdi. Görürsünüz, ben bileceğim hepsini. Evet çocuklar, YouTube'daki en ünlü kişi kimdir? En ünlü YouTuber'ın ismi ne? Söyleyin. Öğretmenim, ben biliyorum cevabı. Cevap Enes Batur. En ünlü kişi Enes Batur. Hayır öğretmenim ya. En ünlü kişi Enes Batur değil. Tabii ki de Mr. Beast. Evet Yusuf, doğru bildin evladım. Enes Batur da kim, o ünlü bile değil. İşte bu be, bir soru daha bilirsen ben mezun oluyorum, ben kazanıyorum. Evet çocuklar, üçüncü ve son sorunuz geliyor. Bu sınıftaki en akıllı kişi kim? Bu sınıftaki en akıllı kişi mi? Bir düşüneyim. Benim öğretmenim, benim en akıllısı benim. Hayır öğretmenim, ben daha farklı bir cevap vereceğim. Evet, sen kim, sen en akıllı sen misin? Evet öğretmenim, baksanıza şunlara ya, hepsi salak, bu sınıfın en akıllısı benim. Öğretmenim, bence bu sınıfın en akıllı kişisi sizsiniz. Vay vay vay, evet evladım, doğru bildin Yusuf. Böylece seni mezun ediyorum, sen kazandın evladım. Hayır olamaz ama öğretmenim, ben ne olacağım? Seni mezun etmiyorum, tekrar okula geleceksin. Hiçbir zamanda mafya olamayacaksın. Ula oğlum, ben sana demiştim oğlum, ben sen mezun olamazsın diye oğlum. Hayır ya, olamaz, rezil olacağım, yine dalga geçecekler benimle. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz de bitti. Yusuf evladım, seni tebrik ederim evladım. Hadi bakalım, yarın hepiniz geri gelin. Hayır ya, olamaz, Allah kahretsin. Mezun olamadım yine, dalga geçecekler benimle. Usta şuna bak, mezun olamamış velet bücür. Hayır gülmeyin bana, dalga geçmeyin benimle, yeter artık, yeter. Lan ne oluyor, neredeyim ben böyle? Hepsi bir rüyaymış. Oh be, çok kötü bir kabus görmüşüm. Kimse benimle dalga geçmemiş. Gerçekten çok kötüydü. Benim bir an önce okula başlayıp akıllı, çalışkan bir öğrenci olmam lazım. Yoksa benimle dalga geçerler.